Evet, tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, altın fiyatları. Görüldüğü üzere haftalık bir çalışma. Haftalıklarda oldukça baskın bir satış sürecini görüyoruz. Açıkçası biz geçen yıl, biraz önce, daha doğrusu birkaç gün önce de altın fiyatlarıyla ilgili sizlerle paylaşmış olduğumuz altın fiyatlarının son 3 yıldaki yıl sonu düşüşleri sonrası yükselişler. Bu noktada gerçekten 2013'ten itibaren bu tablonun tekrarının gerçekleştiğini görüyorsunuz. Burada bize tabii ki düşüş, son aylarda düşüş, sonrasında çok ciddi bir yükseliş, ilk aylarda da ciddi yükselişler olduğunu görüyorsunuz. 2013'te, 2014'te oldu, 2015'te, evet gördüğünüz üzere 2015'te de aynı hareketin net olarak burada gerçekleştiğini size grafikler üzerinden gösteriyoruz. Yani önemli düşüşlerin gerçekleştiğini, şöyle alayım daha basit olacak, düşüşlerin gerçekleştiğini, arkasından yeni yılla birlikte rallilerin yaşandığını görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu da bize en azından önümüzdeki haftalarda pozisyonu koruma noktasında iyi bir işaret veriyor. Ve yükselişlerin, arkadaşlar şöyle alalım altın fiyatlarında, aylık düşüşlerin zirveden itibaren %18 olduğunu görüyoruz. Ortalama değil tabii ki bu. 2013'te %18 olmuş, ondan sonra ciddi tepki vermiş. Bakın 2014'te de %18 olmuş, çok ciddi tepki vermiş. 2015'te de aynı şekilde düşüşe baktığımızda %16 olmuş. Bu kadar tesadüf olur mu? Yani %18, %18, %16. Şu anki düşüşe hemen bakalım arkadaşlar. Bu seneki zirveden aldığımızda %18. Gördüğünüz üzere. Bakın %18, 2013'te, 2014'te %18, %16, %17 neredeyse 2015 düşüşü, %18 şimdiki düşüş. Bu bize şunu gösteriyor. Teknik olarak baktığımızda çok önemli teknik bir hadise. Yani aslında altın fiyatları 2013'te dip yaptı. Bakın dip yaptı. Sonra tepe yaptı. 2013'te tekrar yeni eski dibini tekrar etti. Ama 2013'te yeni dip yaptıktan sonra gelen alış son 3 yıla baktığımızda arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Son 3 yıla baktığımızda son 2013-2015 düşüşlerinden sonraki en büyük tepkiyi, yükselişi getirdi. Hemen bakalım burada ne kadar olmuş yükseliş. Evet, tepkiler geldikten sonra ilkinde %17'lik bir tepki gelmiş. Yani düşüşe başladığı seviyeye gelmiş. Yani 2013-2014'te 2014'ün Ocak ayıyla ne zamana kadar devam etmiş bu tepki arkadaşlar? Mart'a kadar. Bakın ne zaman başlıyor? Aralığın son haftası. Yani önümüzdeki hafta altın fiyatlarına ciddi bir tepki başlayabilir arkadaşlar. Buraya dikkat. Bir. %17'lik tepki. Aynı şekilde yine Kasım'da burada başlamış yanılmıyorsam. Evet, Kasım'da başlamış. Ne kadar olmuş? Bakın arkadaşlar. Tesadüfe bakar mısınız? %17'ye yakın yine. Tesadüf değil tabii ki. Bilinçli yapılan şeyler bunlar ama büyük kapitalin yaptığı hareketler bunlar. Ve tekrar dönelim. 2015'te yine bakın ne zaman başlamış? Aralık'ta başlamış arkadaşlar. Nereye kadar sürmüş? Temmuz'a kadar süren bir hareket %31. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen şöyle teknik bir hadisede bunu değerlendirdiğimizde tepkiler geldi. Tepkiler geldi. Tepkiler geldi. Şimdi tepkiler gelirken en büyük dalga boyu son 2013, 14, 15, 16'ya baktığımızda en iyisi 2016'da gelmiş. Bu aynı zamanda şunun ifadesi. Gelecek olan satış yeni dipler yapmayacak. Yani yeni dipler yapmayacak anlamına gelir. Yani bu bölgelerde sonra aslında altın fiyatları durdu diyebiliriz. 1073, 1044 görülen en düşük seviyelerdi ki biz buradan itibaren aslında alışları denemiştik. Bu sene tabii 1300'lerin altında 1296, 1285 o bölgede biz biraz daha altına bir tepki ihtimalinden bahsetmiştik 1280'lerden. Bu gerçekleşmedi ama sonrasında tabii ikinci adımda gelinen bölgelerin artık güvenli bölgeler olduğundan bahsetmeye başladık. Ve buradan itibaren eğer son 4 yılda olan 2013, 14, 15, 1, 2, 3 yılda oluşan tepki altın fiyatlarını
tabii tekrar edecekse bu. Son 3 yıla baktığımızda bunu görüyoruz. Normalde %17, %17, %31 hemen ortalama bir rakam çıkartacak olursak %25 gibi bir tepki ihtimalinden, %20 ile %25 gibi bir tepki ihtimalinden bahsedebiliriz. Bu da altın fiyatlarını tekrar önümüzdeki 2017 ortalarına kadar 1350-1400'lere tekrar getirebilir bu noktada. Şimdi buradan hemen dönüyorum. Nereye dönüyoruz? Günlük yorumumuza dönelim. Günlük yorumumuzda altın fiyatlarını şöyle bir değerlendirelim. Sonra da gram altına döneceğiz arkadaşlar. Şimdi evet, baskın bir satış var. Aşırı satış bölgesinde. Bugünkü banda baktığımızda 7-14, yani yarım bir şey var. Hemen şöyle alıyorum bundan, şöyle dönüyorum. Evet, baskın bir satış. Hala alış işareti yok. Ama son düşüşten sonra 1112 görülmüştü. 1125. Yani bu dip bu dibin üstünde. Bu olumlu bir şey. Yani burada dip yapmak istiyor belli. Hala bir güçlü bir işaret yok ama bir işaret daha var. Ortalama yavaş yavaş dönmeye başlamış. Bakın bu da bir ders konusudur arkadaşlar. Ortalamanın altında üstünde giden hareketler diyerekten bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anki duruma baktığımızda şunu söyleyebilirim. Buradan itibaren altın fiyatlarının 1133, hemen dünkü kapanışı alıyorum, 1131 dönüyorum, altın fiyatlarında 1131 dediğimizde bakıyorum kapanış kaçmış, 1130, evet 1131 kapanış var. Günlüklerde, haftalıklarda tabii döneceğiz. Daha önce de bahsettik. 1149-1156 ihtimalinden bahsetmiştik. Nereye kadar gerçekleşti? 2 gün önceki yorumumuzda 1142'ye kadar gerçekleşmiş. Şimdi şu anki durumda, şu tabloya baktığımızda 1149'a giden bir hareket olur mu? Bugün için baktığımızda 1131'in üzerindeki her hareketlikte 1135'i denemek isteyen bir hareket görebiliriz. 1137'ye kadar gelmiş bir hareket. Çünkü 1133'lerde ortalamanın üzerinde kalmak istiyor belli. 1135'in üzerinde bir hareket görebiliriz. 1142 ihtimali hala hazırda var. Hemen isterseniz şuradan bir saatlik dönelim. Saatliğe döndüğümüzde bakıyoruz. Hala hazırda bir sıkıntı, sıkışma var. Şu tepki gayet olumlu gitmiş. Gayet olumlu. Burası iyi bir destek. 1133 iyi bir destek. 1130-1133 orası iyi bir destek. Burada tutunmak isteyecektir. Önümüzdeki saatlerde tekrar biz altın fiyatlarından İlk etapta 1135'in üzerine çıkar mı? Evet, çıkmak isteyecektir. Çıkması halinde hemen buradan 5 dakikalık grafiklerimize dönelim. Şu an için tam olumlu değil, sıkışıyor karar aşamasında. Önümüzdeki belki yarım saat, belki 15-20 dakika içinde tekrar 1135'i denemek isteyen bir hareket olur mu? Bakalım. Evet, 5 dakikalıklar gayet güzel. Buradan bir tepki isteği ulaşacak gibi gözüküyor. Böyle bir harekette altın fiyatlarında biz 1135 denemesi görebiliriz. Nereden baksanız bir 2 dolarlık bir hareket. 2 dolarlık hareketin arkasından 1142'ye kadar bir tepki söz konusu olabilir. Böyle bir durumda hemen günlüklere dönüyoruz. Günlüklerde yavaş yavaş 1242'nin üzerinde bir hareket. Burayı dip kabul ettikten sonra tepki biraz daha hızlanabilir. İlerleyen saatlerde en azından şu tablomuza print screen yapıp ekranı durdurup destek dirençleri kendiniz belirleyebilirsiniz. 1149'a doğru bir atak olur mu? Öyle bir istek var gibi gözüküyor. HDTR'ye baktığımızda da açıkçası şu an için HDTR 94'te. Bakın 102'den 105'ten 94'e gelmiş. Yani bu şu an 94'te 85. Şu anki 133 seviyesinden 10 dolar daha üzerine koyacak olursak 142 dolara doğru bir atak görebiliriz. 85 demek çok daha önemli olacak. 85'in eğer üzerine çıkacak olursa 13 dolarlık bir daha tepki beklenebilir. 142'nin üzerindeki 13 dolarlık bir harekette 156'lara doğru tepki ihtimali söz konusu olabilir. Altın fiyatlarında bunu izliyor olacağız. İsterseniz buradan hemen bir gram altına dönelim. Gram altın çok kritik, çok önemli bir seviyede gördüğünüz üzere. Çok önemli destek bölgesinde. Bu bölge daha önce de çok çalıştı. Direnç olarak, destek olarak çalıştı. Şu an görmüş olduğunuz üzere bu desteğin çalışma isteği var mı? Var. Daha önce de bahsettik. Aşağı bir istek olabilir. Oldu. Yatay 128 TL çok önemli destek. Hatta şuradaki yataydan gelen desteği aldığımızda daha önceki görmüş olduğunuz üzere destek, bakın destek kırıldı. Artık direnç. Direnç kırıldı. Destek. Destek olmaya devam ediyor. Şu an için burada tutunmak isteyen bir hareket görüyoruz. Biraz daha bu bölgede tutunabilir. Önümüzdeki süreçte haftalıklar noktasında bir değerlendirme yapacak olursak, bu hafta burada kapanış olduktan sonra belki önümüzdeki haftadan itibaren biz altın fiyatlarında biraz daha sıkışan ama yukarı gitmek